Burası Ardahan şehir merkezi. Gördüğünüz burası Ardahan tam şehir merkezindeki park. Burada Ardahan Belediye Başkanı, CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir bir çalışma yaptı. Gördüğünüz gibi spor salonu yaptı. Tuvaletler var solda. Eskiden büyük tartışma konusuydu. Ardahan'da bir tuvalet yok diye. Tuvalet yaptırdı. Bay Bay'a tuvalet. Yeraltı otoparkı yaptırdı. Gördüğünüz arkamdaki yol eskiden çift şeritliydi. Şu anda tek yön yapılmış. Yani sola doğru. Arkadaki yol ise başka bir tek yön yapılmış. Yani iki yol tek yönlü yapılmış. Gördüğünüz Kongre Caddesi arabalar aşağıya doğru sadece gidebiliyor. Aşağıdan araçlar gelmiyor. Aşağıdan başka bir yola yönlendiriliyor. Sağdan çevre yolundan araçlar dönüyor. Sol tarafta belediye binası var. Daha doğrusu arkamda PTT var. PTT'nin yanında eski bir bina var. Karaca ailesinin mülkiyeti olan bir bina. O bina çok tartışma konusuydu. Çok tarihi bir bina. Yaklaşık 150 yıllık bir bina. Bina bir tadilattan geçirildi ve altında bir pastane açıldı. Yani aslında uygun olarak pastane açıldı ve o pastane yolunda bir ilgi var. Sabahleyin uğradığımızda içi doluydu, masalar doluydu. Ardahan 22 bin nüfuslu bir şehir. Yani bir iki ana caddede yürüdüğünüz zaman hemen hemen herkesle karşılaşıyorsunuz. Burada çalışmaları size anlatıyorum. Şehir merkezi aslında o kadar abartılacak bir çalışma bir proje yok. Banglo evleri var kalenin tam karşısında. Kura Nehri kenarında ve Kura Nehri kenarındaki parklarda bir Ardahan Belediyesi'nin çalışmaları var. Yani şehir merkezinde gözümüze çarpacak büyük bir çalışma belediyenin veya valinin veya kamu yatırımı olan bir çalışma yok. Bunu size belirteyim. Bizim temelimiz Ardahan 200, yaklaşık 250 köyü temsil ediyor. Ardahan'da gerçekten yıllardır geldiğimiz Ardahan yerinde sayıyor. Ardahan gelişmesi için devlet veya özel yatırım ihtiyacı vardır. Burada işsizlik sorunu vardır. Burada insan sirkülasyonunun ve nüfusun artması için yatırıma ihtiyaç var. Buraya kim yatırım yaparsa burada et ve süt ürünleri, ağaç ürünleri konusunda yatırım yapılabilir potansiyel var. Maalesef yeterli yatırım almadığı için biz Ardahanlılar olarak Ardahan'da dolaştığımız zaman aynı binalar, aynı caddeler, aynı parklar, hiçbir değişim yok. Sadece parklarda boyanan kaldırımlar, boyanan tahta oturma grupları görüyorsunuz. Başka değişen hiçbir şey yok. Size Ardahan'da anlatacağım bu kadar.